arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Almanya'da araba fiyatları serisi devam ediyor. Almanya'da araba fiyatları serisinin yeni videosuna hoş geldiniz. Şu an şurada görüldüğü gibi Audi'ye geldim. Ama burada birkaç tane araba firması var. Şu karşısı, şurası Volkswagen. Ve hemen Audi'nin yanında da Porsche var. Ve bu bölümde Audi'yi yayınlayacağım. İlk başta Audi'ye gireceğiz. Ondan sonra Porsche'ye geçeceğim. En sonunda Volkswagen'e gideceğim. Arkadaşlar bunları bölüm bölüm yayınlıyorum. Çünkü çok uzun sürüyor. Şimdi öncelikle Audi'ye gireceğiz. Burada ikinci el arabalar yok diye biliyorum. Sadece sıfır arabaları gösterebileceğim. BMW ve Mercedes'te ikinci elleri de gösterebilmiştim. Onların çünkü içeride ikinci elleri de vardı. Ama burada da bakacağım. Eğer ikinci eller varsa ikinci elleri de burada göstereceğim. O zaman içeri girelim. Burada böyle güzel bir Audi R8 var. Ya bu arabanın hastasıyım. Gerçekten hastasıyım. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı 222 bin euro. Mükemmel bir araba ya. Şurada hemen yan tarafında bir TTRS var. Süper bir araba bu da. Şu arkadaşlar bunu alacaklar herhalde. Bayağıdır inceliyorlar. Bunun da fiyatı 87.500 civarı. Şöyle komple. Şöyle komple mavi detaylar falan yapmışlar. Süper ya. Güzel bir Audi A1 var. 3.0 TFSI. Şöyle. Bunun da fiyatı 39 bin euro. A4 var. Bunun da fiyatı 67.700 euro. Şurada gene bir tane A4 var. Bu sedan. Bu gösterdiğim station wagon. Bunun da fiyatı 47.735 euro. Şurada bir A8 var. Şöyle. Bunun da fiyatı 154.000 euro. Şurada yine bir tane sedan Audi A6 var. Şöyle. Bunun da fiyatı 82.455 euro. Yine şu arkada Audi Q7 var. Bu da yine Quattro. Bunun da fiyatı 116.500 euro. Şurada Q5 var. Fiyatı 70.000 euro yaklaşık. Şurada güzel bir Q8 var. Şöyle. Bunun da fiyatı 102.540 euro. Şurada bir Q3 var. Rengi çok güzelmiş bunun ya. Bunun fiyatı 56.000 euro. Bunun rengi çok güzelmiş ya. Gerçekten. Şurada SQ2 var. Ya şu nardo gri rengi çok gerçekten çok çok güzel ya. Yani araba çok farklı ve yakışıklı duruyor. Bu da satılmış, büyük ihtimal bunun fiyatını göstermiyor. Şurada gene bir tane Q2 var. Yani şu da Q2, şu da Q2 ama bu SQ2. Yani aradaki fark şöyle, bunun da fiyatını göstereyim. Bu da yaklaşık 49.000 euro civarı.
Hemen yanında yine güzel bir Q3 var. Şöyle. Bunun da fiyatı yaklaşık bu da 56.500 lira civarı. Şurada güzel bir A5 Sportback var. Şöyle. Bunun da fiyatı 63.370 euro. Şurada yine bir A3 var. Bu da Nardo Gri. Bu Nardo Gri olayını çok güzel yaptı ya. 3.5 TDI. Bu da 47.000 euro. Şöyle. A3 Cabrio. Şöyle. Bunun da fiyatı 55.000 euro civarı. Burada güzel bir S8 var. Şöyle fiyatını göstereyim bunun da. Ha, bu ikinci elmiş. Yaklaşık 76.000 euro. Şurada gene güzel bir TTRS var. Şöyle. Bu da ikinci el zannedersem. Evet. 65.900 euro. 2.5 TFSI. Quattro. Şurada güzel bir S3 var. Bunun fiyatını göstermiyor. Şöyle. Çok iyiymiş ya. Gerçekten çok çok iyiymiş. RS6. Buyurun size güzel bir Nardo Gri RS6. Şöyle. Ya bu araba da gerçekten çok değişik bir araba ya. Şöyle bunun da fiyatını göstereyim. Yaklaşık 86.000 euro. 76.000 kilometrede. 16 model. 605 beygir ya araba. Tam bir şaka makinesi. Yani burada içeride yine bir sürü model var. Şurada yine şunları göstereyim. Şu TT'ler var. Bunlar da zannedersem ikinci el. Şöyle güzel bir TT Roadster 2.0 TFSI Quattro. 69.000 kilometrede 30.500 euro. Şöyle kısa gene bir şu bölüme de bir gireyim. Çünkü çok fazla araba var. Hepsini tek tek dolaşmak istemiyorum. Yani malum zaten hemen hemen birbirine benzeyen modeller. Farklı modellerin hemen hemen hepsini gösterdim zaten. Şurada gene bir TT Coupe var. Yaklaşık 30.000 kilometrede 16 model. Bu da yaklaşık 31.000 euro. Şurada gene bir TT var. Nardo Gri. Güzelmiş bu da. Roadster S-Line 2.0 TFSI. Bu da yaklaşık 36.500 kilometre, 15 model, 32.500 euro. Gene bir TT daha var. Bu satılmış büyük ihtimal. Bayağı bol miktarda TT var ya. Şurada gene bir TT var. Onun da fiyatı 33.000 euro. Şurada bir A4 var. Onu bir göstereyim. 26.900. Yaklaşık 60.000 kilometrede. Burada bir sürü böyle ikinci elde arabalar var. Hepsini tek tek dolaşmayacağım. Şurada güzel bir tane kabrio var. Bir de onu göstereyim. Şurada. Bunda fiyat yazmıyor. Şurada güzel bir tane A5. Ha, A7'ymiş bu. Pardon. Şöyle bunun da fiyatı 51.900 euro. 2017 model. 18.100 kilometrede. Bunlar sanırım satılmış arabalar çünkü fiyat bilgileri yok. Dediğim gibi şu arkada çok daha fazla araba var ama yani onların hepsini tek tek dolaşmayacağım. Çünkü onları dolaşsam da zaten videonun süresi 45 dakika falan olur. Ortalama adil fiyatlar bu şekilde. Ama bayağı TT var ya. TT bayağı satıyorlar herhalde. Baksanıza bayağı TT burada. Trafikte de bayağı görüyorum. Dediğim gibi yukarıda ikinci el bölümünde çok aşırı fazla araba vardı. Hepsini çekmem imkansız ama genel olarak en bilindik arabaları çektim. İşte A6'sı, A4'ü, TT'si, RS6'sı. Genel olarak bilgilendirmeyi vermeye çalıştım. Ya Audi'nin fiyatları bana birazcık daha hani BMW'ye göre birazcık daha pahalı geldi. Ama tabii model ve segment farkları olabilir. Ama ilk aldığım izlenim hani Audi'ler bir tık daha üstte fiyatlara sahip. O dikkatimi çekti. Yani R8'in mesela 222.000 euro olması bana çok da mantıklı gelmedi. Yani birazcık yüksek geldi fiyatı bana. Çünkü geçen sene Volkswagen Uru Forum'da bir tane Lamborghini görmüştüm. 191.000 euro fiyatı vardı. Yani baktığınız zaman
Tamam, R8 de güzel bir araba ama yani Lambo ile kıyaslanacak bir araba değil açıkçası. Evet arkadaşlar, Audi bölümünü bitirdik. Şimdi hemen yan tarafında şöyle göstereyim. Hemen yan tarafında Porsche'ye geldik. Tabii siz bunu bu bölümde izlemeyeceksiniz. Bir sonraki bölümde bunu koyacağım. Ondan sonra da Volkswagen'e geçeceğim. Zaten hemen yan tarafında da şu iler tarafta da hemen Volkswagen var. Şimdi bunları bölüm bölüm yayınlıyorum. Markalar arasındaki kıyaslamaları daha iyi yaparsınız diye düşünüyorum. Hepsini böyle bir videoda verdiğim zaman birazcık böyle çorbaya dönecek. Ayrıca kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.